Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir dizüstü var Murat önümüzde. Evet, yine bir oyuncu dizüstü sistemi. MSI'dan ismini bakarak söyleyeyim. GE-72-6QF Apache Pro. Apache Pro. Böyle araman gerekiyor çünkü bir sürü modeli var. Yanlış bir yere yönlenebilirsin. Yine bir oyuncu laptopu demiştik. Temel özelliği oyun oynatmak için yeterli donanıma sahip olması aslında bakarsan. Bir de ne değişiyor? İşte aslında küçük şeyler değişiyor. Yani çok böyle mesela Stealth serisi vardı hani incecik. Onun gibi değil ya bunlar. Bu da hani çok kalın değildi kaliteyse. Bu arada bir yerde. Böyle kasalarda ufak tefek oyunlar oynanıyor aslında üretici tarafında. Bazı şeyler de var. Mesela biz geçen sefer incelediğimizde G-Sync'i falan görmüştük. Ekrana, monitörde o özellik vardı panelde. Bunda yok mesela. Bu tarz şeyler, işte bütün bu oradaki kodlar onları bir şekilde belirliyor. O yüzden model seçerken dikkat etmek lazım. Hatta bir sürü yerde bunları artık teşhirleri açıyorlar. Eskiden biz böyle pahalı laptopları göremez. Yani açın diyemezdin bile zaten. Hani adam ben bunu satacağım der misin derdi. Şimdi yok. Şimdi büyük mağazalarda görebiliyorsun da. Bu Apache Pro, daha önce Apache biz çok inceledik. Birazcık değişmiş hali. Şurada dikkat ettiysen klavye kısmında bir farklılık var. Tuşlar direkt üzerinde. Böyle bir ayrı bir bölme falan değil. Orada ben bir değişiklik fark ettim. Ön taraf tamamen. Evet. Tek bir panel panel var. Şurası ve işte bu dokunma kısmı yine metal ama alt tarafları plastik. Bu ısınmaya şöyle yansıyor. Bu üst tarafı biraz ısınıyor ve eline geçiyor burası ama çok rahatsız etmiyor. Fakat daha iyi olmasını isterim. Onun da sebebi şu. Bu işte inceldikçe bu tip şeyler ortaya çıkıyor. Bu da hani çok ince olmamasına rağmen sana oradaki sıcaklığı geçiriyor eline. Şey var. Üzerinde GTX 970M var. 970M var. Biraz o işte etki ediyor. Ediyor tabii. Dediğim gibi oyuncu bilgisayarı. 17.3 inç. Bu büyük bir bilgisayar. Full HD. Bence panel seçiminde böyle gitmeleri normal. İyi de oluyor. 970M ile 1080p gayet güzel uyum sağlıyor birbirine. Mesela şeyi de sitesinde desteklemiş. Yani bundan birden fazla monitör kullanın. İşte çünkü üstünde hem HDMI var hem DisplayPort var. İkisini ayrı ayrı monitör bağlarsan ayrı görüntü alabiliyorsun. Güzel. Ama tek bir 1080p'de bunun performansı fazla orada çıkıyor. Orada sadece mesela iş içinde kullanılabiliyor ya bunlar. Doğru. Daha çoğalt monitörlerini işte Photoshop'u daha rahat kullan. O tip şeylere. Ama oyun oynayacaksan 1080p. Oyun 1080p tek monitör. Tabii bahsettiğimiz oyunlar 3A sınıfı oyunlar. Tabii. Bu ekran yine bizim sevdiğimiz IPS artı mat dokunmatik değil. Bence bir oyuncu laptopunda ekran böyle olmalı. Parlak olmasını ben sevmiyorum. Bu güzel. Parlaklık çok iddialı parlaklıklar değil ama işte bak bu kadar ışığın altında bence çok gayet rahat güzel gözüküyor. Şu an maksimumda bu arada. Şöyle devam edeyim. 2.9 kilo. Hafif bir bilgisayar değil. Zaten pek hafif olamıyorlar. Çok ağır da değil ama bunun sonuçta MSI'de daha ağırlarında yok. 4-4.5 olanlar vardı. i7-6700 HQ ile geliyor. Yani Skylake ile geliyor. 2.6 GHz hızı var. 3.5'a da çıkabiliyor. 16 GB DDR4 belleği var. 2133 MHz. Güzel. O da yine DDR4 Skylake'in ailesinin bir özelliği diyelim. 970M söylemiştik. 3 GB onun da kendi belleği var. GDDR5. Üzerinden fiziki olarak baktığın zaman şu bütün portların hemen hemen bütün portların burada toplandığını göreceksin. USB 2.0'lar var, 3.0'lar var şurada. Bir tane 2.0 senin tarafında var. DVD okuyucusu o tarafta. Burada bir tane Type-C 3.1 var. Şurada görüyorsun. Şurada da yanlarda HDMI ile DisplayPort var. Bunlar kulaklık çıkışları. Bunlar yine daha önce hep söylediğimiz gibi kulaklıklar için özel bir amfi olduğunu söylüyor. Mesela hani büyük kulaklıkları kaldırabilecek kadar güçlü olduğunu en söylüyor. En arkaya hiçbir şey koymamışlar. Hiçbir şey koymamışlar. Sadece sıcak hava çıkışları. Öyle. Bu bilgisayardan alanlar var. Onlardan da hani yazıyorlar. Kulaklıklar hakikaten iyi ses veriyor diye. İyi sonuç alıyoruz diye onu da söyleyeyim. Ama onun dışında bunun kendi içinde de din audiosu var. Dışarıya ses verebiliyor. Verdiği sesi hepimiz burada işte ben size dinlettim. Gayet düzgün bir ses veriyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Benim oradaki şey kriterim şu. Bir bilgisayarın ben uydurup bile olsa bir tane Bluetooth speaker almak zorunda kalıyorsam, hoparlör almak zorunda kalıyorsam o iyi ses vermiyordur. Yeterince vermiyordur. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Bunda kendi sesini kullan. Hiç böyle bir şey ilave ses desteği almana gerek yok. Alacaksan daha güzel bir şey al. Hani o ayrı. Ama bununla oyun oynarken fan gürültüsü rahatsız edici şeye çünkü tam seviyeye çıkıyor. Evet.
Dolayısıyla ben hani yine oyun oynarsın tabii ki de oyun oynarken izole etmeyi istersin kendini. Şeyde ilerleme var ama Skylake'de şey bariz Skylake bilgisayarların geçmişe oranla daha az ses çıkardığını ben söyleyebilirim. Çok fazla denedik biliyorsun. Ama hala sesli. Ama bak şu anda çıt yok. Şu anda hiçbir şey duymuyoruz. Yani normal masaüstü kullanımında hiçbir şey başına bir iş gelmeyecek ses anlamında. Bu kadar hani içindeki donanım ısınmasına bilmem nesine rağmen yok burada çalışmıyor zaten pek bir şey de yapmıyor. İnternet gezintinde falan bu sessizliği koruyor. Üzerinde şurada işte Steel klavye var. Steel serisi. Bunun da işte ayarları var orada yazılım olarak. Ama burada tuş olarak da koymuş. Bir de fan tuşu var. Basarsan panları turboya alıyor. Şimdi duymaya başladık i̇şte sesi. Bunu sürekli duyduğunu düşün. Oyun esnasında gerek yok. O şeyde oyun esnasında açılıp kapanamıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bence o tuşun hiç olmaması da olurmuş yani. Doğru. İnatla koyuyorlar. Klavye stil serisi demiştim. Alttan aydınlatması her zaman olduğu gibi yine farklı renklere bürünebiliyor. Benim için sadece aydınlatması olması yeterli. Daha önceki incelemelerde söylemiştik. Bayağı kaliteli tuşlar bu klavye falan. Güzel. Bundan vazgeçmemeleri güzel oluyor. Numpad'ı falan var. Zaten arazi geniş. Evet. İşte şu belki hani Enter'ı daha büyük olabilirdi. Çok bayağı yer var. Bu kadar hani şey bak mesela ok tuşlarına bak. Onlar da numpad'de içinde, çok içindeler. Bütünleşikler. Hani biraz daha belki nefes alabilirdi. Yanlarda yer var aslında. Hafif şöyle genişleterek. Çok yer var. Belki aşağı doğru belki. Hani orada da yer var. Bilek koymak için bayağı geniş bir alanın var. Ama tabii ki bence hani bununla özellikle evinde oynuyorsan buna bir tane fare takarsın. İşte belki hatta klavyeni de takarsın. Çünkü yani içine girip oynamanın da çok gereği yok. Kocaman ekran ya da işte bunu da bir yere bağlayacaksın. Daha büyük bir ekranda. Televizyona bağlayabilirsin. Şeyi sevdim Murat. Şu touchpad'in üzerindeki dokuyu hoşuma gitti. Şu touchpad çok iyi. Panelle uyumlu hale getirmiş. Görsellik açısından güzel olmuş yani. Fırçalanmış. Yani oraya da o hissiyatı vermişler. Güzel olmuş. Tuşların hassaslığı güzel. Onun dışında şöyle bakıyorum. Modern olarak bağlantı seçenekleri işte Bluetooth 4.0 var. Wi-Fi AC var. Kart okuyucusu var. Ethernet'e killer Ethernet. Yani oyuna öncelik verebiliyorsun. Kendisi zaten onları ayarlıyor. Ama onu kullanmak için önce bir senin şeyini soruyor işte. Bağlantın ne? Tabii önce o doğru girmen lazım. Doğru girmen lazım ki o da kendine göre ayarını yapsın. Evet bak orada bir şey var yalnız bu killer Ethernet kullanan her şey için geçerli. Mesela şimdi artık tarifelerde bir günlüğüne, bir geceliğine, birkaç saatliğine böyle gibi şeyler var. Hızını arttırıyorsun mesela 24 saat boyunca 100 megabit olsun. Böyle killer Ethernet falan kullanırken onu update etmezsen sorun çıkıyor. Bir anlamı olmuyor evet. O zaman arttırdığında. Yani öyle değişimler yapıyorsanız ve killer Ethernet'i de kullanıyorsanız ya da benzer yazılımları o bilgileri hep güncellemeniz lazım. Yani o an için unutmamak lazım en azından. Evet. Şimdi 256 GB SSD'si var bunun. Mesela bizim daha önceki incelediğimiz modellerde SSD RAID ile karşılaşıyorduk. Bunda o büyük kalın olan modellerde. Evet. Bunda fiyatı da birazcık aşağıda baskılamak için herhalde bir tane kullanmışlar ama M.2 olduğunu söyleyeyim. Tamam. Bunun yanında normal diski var. 1 TB'da 7200 RPM diski var. Bunların performansları iyi. Bu seçtikleri SSD 500 MB seviyesinde okuma yazma yapabilen bir disk. 7200 RPM olan disk de 100 MB'ın üzerine çok rahat çıkıyor. Gayet hani iyi. Ama tabii ki de hani şey bir iki oyun hani çok sık oynadığın oyunun diskte olmasıyla SSD'de olması arasında fark açılışta yani. Fark var. Tabii. O yüzden SSD'nin bir kısmını oyuna ayırmak lazım. 256 seni o bakımdan idare eder. Evet olur. Bunun yanında verilen yazılımlardan bir tanesi de XSplit'in bir yazılımını veriyor. Sonra biz de onu kullanıyoruz mesela canlı yayın yazılımı olarak. Oyun yayını onun yapmak için. Veriyor. Evet oyun yayını yapmak için. Bence USB sayıları yeterli. Hatta şunu şöyle yapmaları. Bir tane bak USB 3.0 burada. Bir tanesi de burada. İkisini ayrı yapmışlar. Ben böyle olmasını istiyorum ki büyük bir şey taktığında etkilemesinler birbirlerini. Type-C'ye de geçilmiş artık 3.1'de. Orada da mesela fare için kullanacağın muhtemelen hani öyle değerlendirirsin. Ben öyle yaptım. Bir tane de USB 2'si kalmış. Bundan önce şimdi nasıl bir deneyim yaşatıyor? Bir defa bunun geldiği tarih itibariyle artık yeni oyunlar çıktı. Ben de biraz onlarla deneme şansı buldum. Şimdi iki tane durum var Hamdi. 1080p'de bununla bir defa tatmin edici oyun oynuyorsun. Tabii ki bu 970'e masaüstü 970 dengi değil. Orada şöyle daha iki türlü yol izleyebilirsin. Ya oyunları ultra oynamayacaksın ama 60 FPS ve yukarıyı garantileyeceksin. Ya ultraya getireceksin. Yani hep olabilecek en yüksek ayarlara getireceksin ama 1080p'de. O zaman da 40-60 arasında gidiyorsun. Şimdi buradaki seçim oyununa çok bağlı. Mesela ben Hitman'de o tarz bir seçim yaptım. Yani 40 ile 60 arasında oynadım. O zaman sıkıntı olmuyor çünkü Hitman'in tarzı o.
Bu çok, yeni en son Hitman'den bahsediyorum. Anladım. Çok aşırı aksiyon fazla değil. Yani. Evet, yani bir saniyede sağına soluna döndüğün reflekse bağlı bir oyun değil. Daha ağır bir oyun. Kamerası daha yavaş dönen bir oyun diyelim. Orada bu 30 FPS bile olsa kurtarıyor seni ama FPS oyunu oynuyorsan orada daha yüksek olmasını istersin. Ayarını ona göre yaparsın. Yani 980'lilerde yaşadığın ya her şeyi kökle rahatına bak. Rahatlığı bunda yok. Bunda bir öyle bir tercih yapman lazım ve oynadığın bütün oyunlarda bu geçerli. Güncel oyunları oynadım işte bir iki tanesinin de ekran görüntüsünü gireceğim. Battlefront'lar falan yağ gibi akıyor ultra ayarlarında. Evet. Onda hiçbir şey kısmıyorsun bile. Çok iyi yani 970M bu işin hani sınırı. Bunun altında artık bayağı ayar kısmaya başlıyorsun. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Sadece şeyin tercihi oyunun stiline göre. FPS'nin ne arada olmasına göre karar vereceksin. İşte kaliteyi arttırmayacağım diyorsan, hiç uğraşmayacağım diyorsan gene kızık oyna istiyorsan. Yani keyfine kalmış o da, bir şey. Evet. Hiç olmazsa bir seçeneğin var iki türlü. Var. Bazı daha alt grafik şeylerinde, kartların da o seçenek elinden gidiyor. Bunun yanında tabii ki bir de bunun fiyatı var. Şimdi 6500 TL ödeyeceksin buna. Bu keyif için ki biz 10.000'lere çıktık burada daha önceki modellerde biliyorsun. Yani. Yani SSD'li RAID'ler önlerine SSD falan girdiği 980M yani, gibi kartlar olduğu zaman fiyatlar yükseliyor. Bu 6500 lira civarında. Yine hep söylüyoruz tabii ki de 6500 liraya çok güzel bir tane masaüstü bilgisayar kurarsın. Tabii ki. Taşınabilirlik söz konusuysa ev içinde ev dışına ya da işte dediğin gibi bu aynı zamanda iş istasyonu olarak bak buna. Böyle bir şey lazımsa ödeyeceğin rakamlar aşağı yukarı rakiplerde de böyle bu rakamlar. Hiç olmazsa bence bu sistem biraz hani 10 bin liralık sistemin performansında değil ama o kadar kaba saba da değil. Ama daha önce Start serisindeki kadar ince de değil. Tam ortada bir yerde. Oraya o kadar çıkmıyorsa bütçen bunu değerlendirebilirsin ki bu da yine üst düzey. Yani içindeki i7 6700 16 GB RAM falan derken bu iyi bir bilgisayar. Şey de güzel. Bak hiç böyle klavyesini düşünmezsen gözünü böyle rahatsız edecek bir aşırılık yok. Aşırılık oyun bilgisayarı yok. Diye evet. Coşmamışlar yani. Bu seriyi yani bu daha doğrusu zihniyeti uzun süredir devam ettiriyorlar bütün seride. Güzel oluyor bence. İki tarafa da hitap etmiş oluyorlar. Yani çok oyuncuya da kaymıyor tasarım. Çok işte aşırı sade de olmuyor. İşte klavyesini aşırını yine koyuyor. Böyle hem de düzgün bilgisayarlardan bir tanesi bu şu an piyasadaki. Ben de hani en azından şey bununla son çıkan oyunları da denemiş oldum. Tamam hala geçerli bir performansı var 970M'in. Tatmin edici bir seviyede. Gayet tatmin edici evet. Tekrar söyleyeyim de GE72 6QF Apache Pro. Böyle abi. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.